Bir başka proje de insanları el sanatlarına teşvik etmek. Yani el işi, el sanatları oldukça önemli bir şey aslında. Genel olarak Türkiye'de KHK ve benzeri şeylerden ötürü mağdur olan pek çok bir grup var. Mesela karı koca işten atılmış ve çocuklu veya çocuksuz aileler var. Sadece erkeğin işinden atılmış olduğu ve kadının ev hanımı olduğu çocuklu veya çocuksuz aileler var. Bekar olup da işinden atılmış insanlar var. Esnaf olup malına el konulmuş insanlar var. Bu gibi çeşitli gruplar yaşanan süreçten pek çok şekilde etkilenip travmaya uğrayabiliyorlar. Mesela karı koca boşanmaları, aile fertleri tarafından veya akrabalar tarafından dışlanma, toplumdan dışlanma ve ötekileştirilme, maddi ihtiyaçları karşılayamama ve bunun verdiği eziklik, hapishanede bulunan insanların ve dışarıda kalan tanıdıkların sorunları, hapishanede büyüyen çocuklar ve yalnız ve savunmasız kalan, sözlü veya fiziki tacize uğrayan kişiler, hususen kadın ve çocuklar bu mağdurların en başta gelenler. Bu gibi sorunlar mağdur insanlarda psikolojik travmalara sebep olmakta tabii ki. Bu mağdurların bir an önce hem travmayı atlatmaları hem de maddi problemlerini çözebilmeleri, iş bulabilme ve geçim sorunu çözmeleri de lazım. Bunun yanı sıra sosyal hayata katılım, insanlarla sağlıklı iletişim kurmak da yaşanan travmayı atlatıp hayata tutunabilmeleri için önemli bir şey. Peki bu nasıl olacak? Elbette bu tarz ciddi sorunlar, yani travmatik sorunlarla mücadele için çok ciddi çabalar gerekiyor. Fakat yine de hem ekonomik, hem sosyolojik, hem de psikolojik faydaları dolayısıyla çeşitli uzmanların da önerisiyle biz el sanatlarıyla iştigal etmenin ve bunları internet üzerinde satmayı iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. El sanatları çok geniş bir kavram ve bu manada bir hatırlatma mahiyetinde belki bir videoyu bu listenin bir kenarına koyabiliriz ve ekleyeceğiz. Yani işte el işinden tutun, rölyefe, oradan havlu kenarı, takı üretimi vesaire işlerden tutun da gıda üretimi ve diğer sanatsal uğraşlara, tasarıma dair uğraşlara da bu kategoride değerlendirilebilir. Bu manada bu tarz işler hem zihni rahatlatacak hem de psikolojik bir rahatlama sağlayacak hem de finansal bir gelir elde etme kapasitesine sahip iyi bir hobi seçilirse çok faydalı olabilir. Bu üretim hem Türkiye'de hem de yurt dışında satışa sunulabilir. Biz şahsen deneme amaçlı bir kısım oyuncak, bebek vesaire satın aldık. Bunu Türkiye'deki satış değerinin iki katına satın alıp burada mesela İngiltere'de ve Avrupa'da satarak hem mağdurlara destek olmaya çalışıyoruz hem de bunu kalıcı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar gayet başarılı oldu. Hem Türkiye'deki üretici arkadaşlara gelir olmuş oldu hem de bizim için mağdurlara sürdürülebilir yardım yapma imkanı doğmuş oldu. Siz de çevrenizde bu tarz satış yapan kişilerden alışveriş yapabilir internetten. Hem onlara destek olabilir hem de faydalı bir iş yapmış olursunuz. Şu an çeşitli şehir shoplarda veya antik shoplarda bir köşede bu tarz ürünlerin satılması için anlaşma yapabilir miyiz? Veya yurt dışındaki kültür merkezleri üzerinden orada doğrudan satış merkezleri oluşturabilir miyiz diye bakıyoruz. Öyle bir şey olursa tabii ki daha kalıcı olur. Elbette pek çok projede olduğu gibi burada da mevcut satış kanallarını kullanmak, para transferleri için güvenli yolları tercih etmek ve mümkün mertebe gerçekten KHK ile mağdur olmuş kişilere öncelik vermek çok önemli. Şimdilik bu konularda başarı hikayeleri veya güvenli üreticileri paylaşmaya çok uygun görmüyoruz ama KHK mağdur olan herkese bu konularda destek verilmesi çok iyi olur. Bunlar da zaten insanların profillerinde yazan bilgiler. Bu konuda yapılan başarılı denemeler ve örnekler var. Bu örnekler çoğaldıkça daha detaylı olarak belki teknik bilgilerini buradan paylaşabiliriz. Ama şimdilik bu proje için de bu kadar söylüyoruz. Yani temelde hem travmayla mücadele hem de maddi gelir üretmek için öğretmenlik yanı sıra veya işte öğretmenlik yapamıyorsa diğer meselede yeterince kazanamıyorsa boş vakitlerinde el işiyle uğraşıp bu uğraştan ürettiği ürünleri de özellikle yurt dışında yüksek fiyata satmaya çalışma. Bu da yine Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki insanların beraber koordineli çalışmasını gerektiren önemli güzel bir proje.